New York'tan iyi akşamlar. Zarrab davasının 6. günü öğleden sonra oturumu da az önce bitti. Ve sabah oturumunda Rıza Zarrab'ın çapraz sorgusu bitmişti. Öğleden sonra, pardon, Rıza Zarrab'ın direkt sorgusu bitmişti. Öğleden sonra çapraz sorgusu başladı. Artık Hakan Atilla'nın avukatları Rıza Zarrab'a sorular soruyorlar ve sorulardan detayları öğle yeniden önce aktarmaya başlamıştım. Orada özet geçeyim. Rıza Zarrab'ın tutuklanma süreci, daha sonra ilişkilerine dair detaylar gündeme gelmişti. Şimdi onlardan detaylar vereceğim. Hatırlarsınız, sabah yayınında anlatmaya çalışmıştım. Rıza Zarrab sabah yayınında sabahki oturumda sahte işlemleri, kağıt üzerinde yapılmış gösterilen ticaretleri, Türkiye'den ihraç edilmiş gösterilen bütün ürünlerin aslında gerçekte olmadığını, hiçbir zaman gerçek işlem yapmadıklarını anlatmıştı ve Hakan Atilla ile olan temaslarına dair Ziraat Bankası, Halk Bankası'nın kendilerine paylaştığı yol haritasından sonra nasıl ilerlediklerini anlatmıştı ve arkasından soru cevap kısmı, yani Hakan Atilla'nın avukatlarının sorgulamaları başlamıştı. O sorgulamaları bir taraftan notlarımı önüme alıp oradan anlatmaya başlamak istiyorum. Atilla'nın avukatı Katie Fleming cezaevi süreçlerinden başladı. Cezaevinde hangi cezaevinde olduğundan, nerelerde kaldığından başladı. Tabii sorgu yeni başladı. Hakan Atilla'nın avukatları Rıza Zarrab'a çok fazla soru soracaklar. Bunlara dair detaylarını görebiliriz. Çünkü son derece detaylı gidiyor. Tıpkı savcının sorgulaması gibi burada da oldukça detay var, oldukça detay soruluyor. Ve bu detaylarda oldukça ilginç ayrıntılar da var. Mesela Rıza Zarrab'ın Amerika'da cezaevinde verdiği rüşvetler, gardiyanın telefonunu kullanmak için yaptıkları, o rüşveti kimin getirdiği vesaire. Sabah oturumundan iki flaş söyleyeyim. Aslına bakılırsa Rıza Zarrab Ağustos 2016'da anlaşmaya çalışmış. Aktardığı bilgiler, soru cevaplardan anladığımız o. Yani Ağustos 2016'da Rıza Zarrab'ın avukatları savcılık makamıyla anlaşmaya çalışıyor. Arkasından bir yıl süreyle bir hareket gerçekleşmiyor. Ve bu süre zarfında neden böyle bir işlem olmadığını Atilla'nın avukatlarının sorusu üzerine Zarrab'ın şu şekilde söyledi. O dönemde bir anlaşma umudundan bahsetti. Hani o Türkiye'de çok konuştuğumuz Erdoğan'ın devreye girdiği, hani bugün internete de düşen ve bu ara bir parantez açayım. O ses kaydı ile ilgili, daha doğrusu cezaevinde Rıza Zarrab'ın yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak internete düşen, çünkü burada bütün mahkeme kayıtları internete yükleniyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu arkamda gördüğünüz binada yapılan Zarrab duruşmasının bütün kayıtları da internete yüklenecek. Oradan meraklısı daha sonra görebilir. O kayda dair Hakim Berman sabah bir açıklama yaptı. Dedi ki onun normalde o anda yayınlanmamış olması gerekiyordu. Çünkü prosedürel olarak şu an o aşamada değiliz. Atilla'nın avukatları o belgeyi ilerleyen aşamalarda kullanabilirler ama şu anda henüz savcılık makamının karşı cevabı olmadığı için o şekilde o anda yayınlanması uygun değildi. Usul açısından o yüzden belge geri çekildi dedi. Yani o belgenin yanlışlığı ya da belge içerisindeki bilgilerin doğruluğu, yanlışlığı ilgili bir şey, prosedürel bir işlem sebebiyle o bilginin kayıttan kaldırıldığını anlattı. Ve devamında Rıza Zarrab, Hakan Atilla'nın avukatları Rıza Zarrab'ı sormaya devam ettiler. Rıza Zarrab'a mesela Giuliani, eski New York Belediye Başkanı'nın ve eski Adalet Bakanı'nın avukatı olması ve o temaslarına dair sorular sordular. Özellikle Rıza Zarrab, Türkiye ile Giuliani ve eski Adalet Bakanı'nın, hatırlarsınız, referandum öncesinde Türkiye'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmeye dönelik Rıza Zarrab'ın bir takım beklentileri olduğunu anlıyoruz. O beklentiler gerçekleşmedikten sonra anlaşmaya çalışmış. Anlaşma tarihinde net olarak söyleyeyim, 2017 Ağustos'u. 2017 Ağustos'la bir anlaşma sağlanmış. Atilla'nın avukatları Bebek Zancani'yi sordular. Bebek Zancani üzerinden gelmiş olan 1,5 ton altın olayını sordular. Ghana'dan getirilen, İstanbul'a inen, hatırlarsınız o dönemde Türkiye'de çok tartışıldı. Çünkü o uçağın serbest bırakılması için bir takım rüşvetler konuşulmuştu. Ama onlar bu mahkemede gündeme gelmedi. Zarrab, Bebek Zancani ile iş yaptığını ama ortak olmadığını anlattı. Sorulardan devam ediyorum. İran'a neden gidemediğini sordu Atilla'nın avukatları. Gidip gidemediğini sordular. Şu an gidemiyorum dedi. Neden gidemediği ile ilgili olarak da Zarrab ilginç bir şey söyledi. Hayat tarzı endişem var dedi. Yani hukuki şeylerden ziyade hayat tarzı endişelerinden bahsetti. Cezaevindeki süreçleri, cezaevinin kötü bir yer olduğunu söyleyebilir misiniz dedi Atilla'nın avukatları. O da evet söyleyebilirim dedi ama
çok da haklarını yemeyeyim dedi. Burada enteresan bir diyalog yaşandı. Yemeklerini kendisi yapıyormuş, cezaevinden yemiyormuş. O da ilginç bir detay. İşbirliğine karar verdikten sonra avukatlarıyla defaatle görüşmeler yaptığını ve bu anlaşmanın da geçtiğimiz ay Ekim ayı içerisinde imzalandığını soru cevaplardan anladık. Eğer Rıza Zarrab tam işbirliği yapmazsa devlet yazması gereken metni yazmayacak. Bu da sabah oturumundaki detaylardan. Peki öğleden sonraya geldiğimizde neler vardı? Öğleden sonraki bölümde oldukça ilginç detaylar öğrendik. Mesela Rıza Zarrab cezaevinde rüşvet verme sürecini, o rüşvet verme sürecinin detaylarını öğrenmiş olduk. Mesela Rıza Zarrab bir gardiyana rüşvet veriyor. 45 bin dolar rüşvet vermiş. 45 bin doların vermesinin nedeni de şu, gardiyandan yani cezaevindeki görevliden cep telefonunu kullanabilmek için 45 bin dolar rüşvet vermiş. O telefon görüşmelerini savcı, o telefon pardon savcı diyorum, günlerdir savcı sorguluyor. Bizim de dilimiz alıştı. Atilla'nın avukatları o görüşmeye dair detaylar, neden öyle bir şeye ihtiyacı hissettiğini sorduklarında o da dedi ki öğleden sonra görüşmeleri bu cep telefonunda yapılan görüşmeler kayıt dışında. Yani normal şartlarda cezaevinde bütün görüşmeler kaydediliyor. Ama bu görüşme kayıt dışı yapılmış. Çünkü o mahkumun şahsi telefonu. Peki kimle konuştuğunu sordu bu telefonla. Dedi ki eşimle konuştum. Kızımla görüntülü olarak konuştum. Kızıyla arasında yapılan görüntülü telefon görüşmesinden bahsetti. Arkasından dayısıyla görüştüğünü söyledi. Ama bu görüşmelerin tamamı dediğim gibi kayıt dışı yapılan görüşmeler. Yani kayda girmemiş görüşmeler. Peki burada ödemeyi nasıl yaptığını sordu. Dedi ki ödemeyi de avukatım yaptı. 45 bin dolar gardiyana verilmiş rüşvet olarak. Atilla'nın avukatları bu avukatın kim olduğunu sordu. O dedi ki Türk avukatım yaptı dedi. Türkiye'den yani bu da kendisine yardımcı olan Türk avukat bu görüşmeyi yapmış. O da enteresan detaylardan bir tanesiydi. Miami'ye özel uçakla gelip gelmediği soruldu. Dedi ki hayır özel uçakla gelmedim dedi. Yanında ne kadar para olduğu ile ilgili sorular geldi. Dedi ki o da yanımda tam olarak 102 bin dolar vardı. Atilla'nın avukatları dedi ki bu parayı Disneyland için mi getirdiniz 102 bin doları? O da dedi ki beraberimde 7 kişi vardı. 10 günlük bir seyahatimizdi. 10 gün boyunca harcayacağımız paraydı dedi. Onunla ilgili olarak devamında Rıza Zarrab'a nasıl bir anlaşma yaptığını sordu. Burada enteresan gelişmeler oldu. Şöyle ki Rıza Zarrab'a Atilla'nın avukatları ısrarla yaptığı anlaşmalara dair sorular sorunca savcılık makamı itiraz etti. Sonra hakim bir ara verdi. Kısa bir görüşme yapıldı. Maalesef biz o görüşmeyi duyamıyoruz. Çünkü bizim bulunduğumuz bölümden duymak mümkün değil. Arkasından o bölüm atlandı. Yani o bölüme bir ara verildi. Bilemiyorum ilerleyen bölümlerde dönülecek mi? Ama şu anda enteresan bir durumda. Yani en azından enteresan bir durumdu. Çünkü Zarrab'ın cevap vermekte zorlandığı sorular gelmişti. Mesela nedir? İşte Atilla'nın avukatları dedi ki siz bu anlaşmayı yaptıktan sonra daha önce işlediğiniz suçlarla ilgili tekrar yargılanmama garantisi aldınız mı dedi. Mesela Amerika'nın yetki alanı dışında olan suçlar, buradan kasıt Türkiye'de yapılan işlemler, bunlarla ilgili yargılanmama garantisi aldınız mı şeklinde sorular verdi. Bu sorulardan mesela Rıza Zarrab dedi ki evet bunlarla ilgili yargılanmayacağım dedi. Eğer yanlış anlamadıysam, çünkü bulunduğumuz ortamdan bazı diyalogları duymak zordu hakimle avukatlar ve savcılık makamı arasında. Burada enteresan bir durum olabilir. Buna kayıtlar internette yüklendiği zaman da detaylı bakacağım. Yani Rıza Zarrab Türkiye'deki işlediği suçlarla ilgili yargılanıp yargılanmama meselesiyle ilgili enteresan diyaloglar gerçekleşti. Mesela ne yapmış Rıza Zarrab? Aslında cezaevinde de marihuana kullanmış. Yani cezaevinde bu da enteresan detaylardan bir tanesiydi. Cezaevinde marihuana kullanmasıyla ilgili olarak ekstra bir yargılama olup olmayacağını sordu. Çünkü anlaşmanın detaylarından birisi mi diye sordu avukat. O da dedi ki cezaevinde marihuana kullanmanın yasak olup olmadığını bilmiyordum. Onun bir cezaevi kuralı ile ilgili olduğunu düşünüyordum dedi. Ama sonuçta Rıza Zarrab yani cezaevinde rüşvet vermek, telefonla ilgili işlemler yapmak, alkol getirtmek ya da kendisine kadın ayarlamak gibi işlemlerin dışında cezaevinde marihuana da kullanmış. Onu da öğrenmiş olduk. Yani hapiste marihuana süreçleri. Hatilan'ın avukatları aynı zamanda suçu kabul etmesi durumunda ceza kalacağı sürelerle ilgili azaltmaya gidilmeyeceği ilgili sorular sordu. Dediğim gibi bunlarla ilgili olarak da ciddi suçlarla ilgili soruşturma yapılmayacak şeklinde, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Atilla'nın avukatları anlaşma imzaladığınız zaman ciddi suçlarla ilgili bir tekrar yargılama olup olmayacağıyla ilgili sorular sordu. O da dedi ki olmayacak ama zaten kabul ettiğim suçlar oldukça önemli.
Mesela yargılanmayacağım suçlar zaten 2000 yargılanmayacağı suçlar 2016'da ABD'de geçen suçlar. Yani marijuana kullanmak, cezaevinde telefon kullanmak, rüşvet vermek gibi suçlar. Artı bunun içerisinde bir de FBI ajanlarına yalan söylemek var. Miami'de tutuklandığında FBI ajanlarına yalan söylemiş. Onlarla ilgili yargılıp yargılanmayacağı ile ilgili soruları tekrar gündeme getirdi. Dediğim gibi daha sonra hakim rızası üzerine anlaşmanın detaylarına geçilmedi. Ama benim anladığım, yani bu bölük pörçük diyaloglardan, çünkü arada çok kesintiye uğradı. Anladığım Rıza Zarrab bu anlaşması, yani eğer davanın sonunda savcılık makamı o meşhur 5K1 mektubunu yazarsa, yani Rıza Zarrab tam işbirliğine gitti, bize de yardımcı oldu şeklinde bir mektup yazılırsa, bu suçlardan da yargılama olmayacak gözüküyor. Ama şu da eklemek lazım, bu yargılama olmayacak demek Rıza Zarrab'ın bu suçlardan ceza almayacağı anlamına gelmiyor. Zaten Rıza Zarrab'ın kendisi de şunu söyledi. Bu suçlarla ilgili, yani benim alacağım ceza hesaplanırken bunlar da göz önüne alınacak dedi. Bu da işin detaylarından. Ama dediğim gibi Rıza Zarrab'ın Amerika dışındaki suçlarla ilgili bölümü biraz karışık. Orada bir netlik yok. Yani Amerika'nın yetkisine girmeyen suçlar ya da daha önce işlediği suçlarla ilgili yeniden yargılama olacak mı, olmayacak mı? Anlaşmanın detayları içerisinde bu var mı, yok mu belli değil. Ama burada çok önemli bir detay var, onu aktarayım. Bu davanın sonunda Rıza Zarrab tekrar tahliye başvurusuna, yani kefaletle tahliye başvurusu yapma hakkına sahipmiş. Bu da enteresan detaylardan bir tanesi. Yani dava sonunda kefaletle başvurma ihtimali var. Anlaşmaya dair detaylardan bir tanesi. Rüşvet parası Türkiye'den gönderilmiş. Onu da ekleyeyim. Yani Türkiye'deki şirketlerinden getirmiş. Cezaevinde olmayan bir ilacı kullanmış. Çünkü diyor cezaevinde yoktu o ilaç diyor. Hastalığım sebebiyle bir ilaç aldım. O ilacı da başka bir gardiyana para vererek getirtmiş. Bundan dolayı ondan da ilgili de bir suç işlemesi ya da bir illegalite gündeme getirildi. Şunu ifade edeyim, yani bazı soruları ben avukatın niye sorduğunu çok anlamadım. Çünkü çok fazla detay vardı ve bu detayların davanın serüvene etkisini açıkçası anlamakta zorlandım. Ama Atilla'nın avukatları çok detaylı soruyor. Az önce anlattığım gibi, yani cezaevinde olmayan bir ilacı bir sorun yaşamış. O sorunla ilgili olarak da sorular geldi. Süleyman Aslan'la ilgili yaptığı chat mesajlarında içerisinde Hakan Atilla ile ilgili herhangi bir mesaj olup olmadığı ile ilgili sorular sordu. Dedi ki Hakan Atilla ile hiçbir şeyim yok. Hakan Atilla'nın telefonunun olup olmadığını tekrar sordu. Yani Hakan Atilla'nın telefonu sizde var mı dedi. Hayır, bende Hakan Atilla'nın telefonu yok dedi. Daha önce yaptığımız görüşmeler normal hat üzerinden yapılmış. Nükleer ambargo şeyi sordu. Babasına ait Dubai'deki şirketten haberiniz var mı dedi. Evet, haberim var dedi. Peki onlarla iş yaptınız mı dedi. Hayır, yapmadım dedi. Peki babanızın nükleer ambargo ile ilgili ceza aldığını biliyor musunuz dedi. Rıza Zarrab hayır, ceza almadı, yanlış biliyorsunuz dedi. Yine bir parantez açayım gözlem olarak. Avukatların birçok sorusuna Rıza Zarrab doğru değil dedi. Eksik biliyorsunuz dedi. Bu ara avukatlar çok fazla yes no sorusu, yani evet hayır şeklinde cevap ver şeklinde ısrar etse de Rıza Zarrab uzun açıklamaya devam ediyor. Uzun cevaplar vermeye devam ediyor. En sonunda avukat dedi ki ya ben yes no, yani kısa cevap istiyorum, uzun cevap istemiyorum dediğinde, o da dedi ki ya benim yaptığım anlaşmaya göre, yani Zarrab ifadesi şu, benim yaptığım anlaşmaya göre benim size tam eksiksiz doğru bilgi vermem lazım. Yanlış anlama çıkmaya yol açmamak için her şeyi detaylı anlatmaya çalışıyorum dedi. Bu da enteresan noktalardan bir tanesi. İlginç bir soru sordu Adilla'nın avukatları. Bence günün flaşlarından birisi oydu. Dedi ki bu işlemi yaparken, yani 2010 ile 2016 arasında bu işlemi yaparken toplamda ne kadar para kazandınız dedi. O da tam olarak hatırlamıyorum dedi. Bir genelleme yapar mısınız dediği zaman Atilla'nın avukatları, o da dedi ki bu işlemlerden, yani 2010 ile 2016 arasında Rıza Zarrab'ın yaptığı işlemlerden kazandığı para yaklaşık 150 milyon dolar. Yani bu İran parasının aklanması sürecinde Rıza Zarrab'a düşen para 150 milyon dolar. Ama şöyle de söyleyeyim, yani Rıza Zarrab önce bir 100 dedi, sonra düşündü. 150 olabilirdi. 150'ye kadar çıktı. Yani o da tam olarak net değil. Aradaki 50 milyon rakam enteresan bir rakam. Yani zaten bu duruşmanın başından bu yana, onun da bir gözlem olarak söyleyeyim, öyle paralar konuşuluyor ki herhalde bizim gibi ortalama insanlar hayatları boyunca bu paraları duymuyorlar. Yani şu olabilir, bu olabilir
aradaki mesafe 50 milyon dolar gibi bir rakam. Yani insan 50 milyon doları net hatırlayamıyor demek ki, ama Rıza Zarrab bu işlemle ilgili olarak, yani bu İran parasının aklanma süreciyle ilgili olarak da 150 milyon dolar para kazandığını söyledi. Bu işin komisyonlarını anlattı. Burada avukatla aralarında ilginç diyaloglar geçti. Komisyon rakamları işte 100, binde 1 ile 100, binde 1,5 arasında, işte binde 5 arasında rakamlardan bahsedildi. Halk Bankası'nın aldığı paralardan bahsedildi. Mesela başka banka var mı diye sorduğunda avukat, Rıza Zarrab direkt olarak aktif banka mı soruyorsunuz dedi. O da dedi ki hayır, yani başka bankaları soruyorum. Başka bank, yani özel banka ifade etmedim dedi. O da dedi ki evet, aktif bankta da 2010'da çalıştım dedi. Başka bankalarla da çalıştım dedi. Bu ara bir banka olarak ifade edilen rakam, yerin aslında bir banka olmadığını, bir döviz üyesi olduğunu söyledi. Yani avukatın sorularındaki bazı yanlışları da düzeltti. Aslına bakarsanız öğleden sonraki oturumda avukatın sorularında maddi hatalar dikkat çekti. Bunun üzerine Rıza Zarrab sık sık düzeltti. O öyle değil, bu böyledir. Aslında orada yanlış soruyorsunuz, şu şöyledir dedi. Hatta bir Türkçe tercüme tartışması da yaşandı. O dedi ki yani bunu ben tercüme edemem. Bunu tercüme etmesi gereken insanlar var. Onlara sorun dedi. Yani orada bir enteresan diyaloglar söz konusu. Devam edeyim. El Nefis, işte babasının şirketiyle olan çalışmalar. Çünkü bu ara babasının şirketinin İran ambalajlarını delmekten ceza aldığını da öğrenmiş olduk. Gerçi Rıza Zarrab bu soruya benim bu konuda bilgim yok dedi, ama avukat babanızın şirketinin Ağustos 2014'te ceza aldığını biliyor musunuz dedi. O da ilginç sorulardan bir tanesiydi. Avukat bu ara bazı konuları tekrar sordu. Dedik işte bir takım ses kayıtlarını dinletip teyit yapmasını istedi. Bu da, ama o yarınki duruma kaldı. Çünkü bir takım teknik yarınki oturuma kaldı. Çünkü bir takım teknik sorunlar ortaya çıktı. Gümrük beyanları ile ilgili ilginç bir şey söyledi. Bence bugünün flash noktalarından bir tanesi şuydu. Dedi ki Rıza Zar, Atilla'nın avukatları Rıza Zarrab'a, sizin şirketinizde yalan beyan ve sahte evrak üretme merkezi varmış dedi. Doğru mu yanlış mı diye böyle bir soru sordu. O da dedi ki hayır, yani o böyle bir merkez değil, ama evet, sahte fatura üretmek için birkaç arkadaşımız, birkaç personelim çalışıyordu dedi. Yani Rıza Zarrab'ın şirketlerinde hani o günlerdir dinlediğimiz Halkbank'a verilen sahte belgelerle ilgili olarak çalışmak için bir ekip kurulmuş. O ekipte birileri sürekli sahte belge üretmiş. O da bugün soru cevaplardan öğrendiğimiz detaylardandı. Bu da önemli detaylardan birisi. Hakan Atilla'nın grubu ile ilgili şurada tekrar altını çizeyim. Atilla'nın avukatlarının bir tane gündemi var. O da Hakan Atilla'nın bu süreçte ki rolünün masum olduğunu ispatlamak. Dolayısıyla bütün sorular o etrafta dönüyor. Yani bazen o kadar çok teknik ve bize göre çok da detay olan soruları ısrarla soruyor Atilla'nın avukatları. Kartvizitler üzerinden bankadaki 7-8 ayrı genel müdürden, genel müdürlerin pozisyonlarına dair çok fazla soru var, ama bunları sıkmak adına uzatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani çok da popüler, izleyicinin ilgisini çekecek, en azından ilgimi çekecek konular değil. Devam ediyorum. Levent Balkan o dönemin önemli isimlerinden. Bir takım tapeler tekrar dinletildi altın ticaretiyle ilgili. O da dedi ki ben hayatımda altınları görmedim. Kuryelerim götürüyordu. Ama sonuçta dedi ki kurye altınlar zaten gitmiyordu. Yani altınlar Türkiye'den Dubai'ye gidiyordu. Aslında İran'a gidiyormuş gösteriliyordu. İran'a gitmiyordu. Hakan Atilla'nın pozisyonlarla ilgili sorular sorduğu zaman Atilla'nın avukatları, o da dedi ki ben Hakan Atilla'nın patronu değilim dedi. Yani ben nereden bileyim, bu sorunun cevabı şeklinde bir ifadesi var. Şöyle söyleyeyim. Duruşmanın sabah oturumunda ve öğleden sonraki başlangıç kısmında Rıza Zarrab daha sakindi, pardon, daha gergindi. Ama ilerleyen saatlerde, yani bu sonuçta bir maraton, günde 8 saat sorgulama sürüyor nereden bakarsanız. Bu sorgulama esnasında avukatın bazı sorularına cevap verdikçe kendine özgüveni geldi. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çünkü avukatın soruları sonrasında dedi ki yani ben Atilla'nın patronu değilim, bu soruları bana sormayın şeklinde cevaplar verdi. Bu da ilginç bir konu. Bir tahmin sorusu geldiğinde Rıza Zarrab tekrar aynı şeyi söyledi. Dedi ki bana tahmin sorusu sormayın, çünkü benim anlaşmam %100 bilgi cevap, bilgi vermek üzere kurulu. O da bu şekilde tekrar cevap verdi. Dediğim gibi çok fazla teknik detaylar gündeme geldi. Devam edeyim. Hakan Atilla ile telefon görüşmeleri soruldu.
Bir gözlemle aktarayım soruları tekrar gözden geçirirken. Savcılık görsel malzemeleri daha efektif kullanıyordu ama Hakan Atilla'nın avukatları görsel malzemeleri hazırlayıp ekrana getirirken inanılmaz bir dağınıklık içerisinde. Dolayısıyla duruşma esnasında birkaç kez böyle birkaç dakikalık beklemeler oldu avukatın gerekli belgeleri bulabilmesi için. Bu da ilginç gözlemlerimden bir tanesiydi. Devam edeyim. Başka çok böyle dikkat çeken notlarımı tekrar kontrol ediyorum. Çok dikkat çeken bir not almamışım. Yani tapeler, görüşmeler. Yani burada Atilla'nın avukatları özetle şunu yapmaya çalışıyor. Hakan Atilla bu süreçte önemli birisi değil. Hiç rüşvet almadı. Bütün rüşvet işlerini Süleyman Aslan ve siyasiler yaptı. Hakan Atilla oradaki bir bürokrattı. Sadece kendine verilen görevleri yaptığı şeklinde ifadeler var. Benim şahsi gözlemim şu ana kadar öğleden sonraki oturumlarda özellikle çok sayıda tape gündeme geldi. Çok sayıda SMS yazışması gündeme geldi. Ama Atilla'nın avukatları bu tapeler, çünkü bu tapelerin bir kısmı 2013 öncesine aitti. Yani bizim 17-25 Aralık operasyon olarak bildiğimiz döneme aitti. Bu dönemdeki tapelere dair bu dönemin bu tapeleri Türkiye'den mi aldınız ya da bu tapeler Türk polisinden size mi geldi şeklinde bir soru gelmedi. Yani ben en azından bu tartışmaların buraya yansımasını bekliyordum. Şu ana kadar böyle bir yansıma olmadı. Belki önümüzdeki günlerde sorgulama devam eder. Ama şu an itibariyle 6. gün oturumu da bitti. Yarın sabah 9 itibariyle 7. gün oturumunda Hakan Atilla'nın avukatları Zarrab'ı sorgulamaya devam edecekler. Sorulardan biz de çarpıcı detayları aktarmaya çalışacağız. Özetle söyleyeyim, bugün şu ana kadar olan bölüm daha çok teknik sorulardı. Teknik soruların detaylarından ilginç ayrıntılar aktarmaya çalıştım. İşte Rıza Zarrab 45 bin dolar rüşvet vermiş. Cezaevindeki gardiyana telefonu kullanmak için ayrıca cezaevinde marihuana, yani bildiğimiz anlamda esrar, uyuşturucu kullanmış. Bir takım illegal işlemler için rüşvetler vermiş. FBI'ye yalan söylemiş buradaki ilk görüşmelerinde. Ama sabah oturumundan kalan bölüm olarak söyleyeyim, bugünün flash bölümlerinden bir tanesi 2016 Ağustos'undan itibaren aslında anlaşmaya çalışıyormuş. İlk 2016 Ağustos'unda avukatlarını savcıya göndermiş, anlaşılırsa ne olur şeklinde. Ama sonra bir yıl kadar bir temas kurmamış. Arkasından 2017 Ağustos'ta tekrar temas kuruyor. Onun nedeni de şu, bir takım umutlarım vardı dedi. İşte o umutların ne olduğu biliniyor. Cezaevi takası, mahkum takası ile ilgili Türkiye'nin bir takım temasları vardı. Erdoğan'ın bir takım girişleri olduğu biliniyor. Bu background bilgi olarak aktarıyorum. Ve bütün bunlar sonuç almayınca Ağustos 2017'de Rıza Zarrab anlaşmaya varıyor savcıyla. 7 suçlamayı kabul ediyor ve bu suçlamalarla ilgili bütün bilgileri tam veya eksiksiz vereceğini söylüyor. Sonrasında diğer konu, bütün suçları yaparken aynı zamanda savcıya her konuda yardımcı olacağını söylüyor. Burada bir muhlaklık var. Bu başka soruşturmalar için de mi yardımcı olacak yoksa sadece bu soruşturma için mi? O biraz muğlak kaldı bugünkü diyaloglardan ama onunla ilgili sorular geldikçe aktarmaya çalışacağım. New York'tan iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.